Asya Pasifik'te jeopolitik konumlanmalar yeniden şekilleniyor. ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında yaşanan rekabet, bölge ülkelerinin ulusal güvenlik stratejilerinin güncellemesine neden oldu. ABD'nin bölgede yer alan iki önemli müttefiki, Japonya ve Güney Kore muhafazakar yönetim kadroları ile bölgede daha sert bir duruş izlemeye başladı. Güney Kore'de iktidara gelen Halkın Gücü Partisi, Yoon Suk-yeol liderliğinde ABD ile daha yakın savunma ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor. Seul yönetimi, yayınladığı son ulusal güvenlik stratejisi konulu Beyaz Kitabında, Kuzey Kore'yi düşman ülke olarak nitelendirirken Japonya'yı yakın komşu olarak tanımladı. Japonya ise bölgede şahin bir duruş sergilemede kararlı gözüküyor. Shinzo Abe hükümetinde gündeme gelen Japonya Anayasası'nın 9. maddesini yeniden yorumlama gündemi, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisi için uygun bir ortam sağlamasını kolaylaştırıyor. Abe suikasti ardından hızlanan anayasal değişim rüzgarı, Başbakan Fumio Kishida yönetiminin pasifist güvenlik politikalarını proaktif bir yapıya geçişe sürüklüyor. Bu politikalar çerçevesinde ABD'nin önemli müttefiki olan Kore ve Japonya, tarihi anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp, yakın ilişkiler geliştirerek Hint-Pasifik vizyonunda ortak duruş sergileme politikası izliyor. Peki, Güney Kore'de değişen ulusal güvenlik stratejisi ve Kuzey Kore politikası nasıl bir sonuç ortaya çıkaracak? Asya Pasifik'te yeniden şekillenen güvenlik politikaları, jeopolitik denklemi nasıl bir sürece götürecek? Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu son gelişmeleri harici için yorumladı. Merhabalar sevgili harici.com.tr takipçileri. Bu hafta da Asya Pasifik'te olan gelişmeleri ele almaya devam edeceğiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam şimdi Asya Pasifik'te her geçen gün sular ısınıyor. Buna bağlı olarak Asya Pasifik'teki ülkelerde ulusal güvenlik stratejileri yeniden düzenlemeye devam ediyorlar. Son olarak biz Güney Kore'de ulusal güvenlik stratejisinin yeniden belirlendiğini, değişen hükümetle birlikte daha proaktif politikaların izlendiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri ile daha yakın bir duruş sergileniyor. Hatta Quad'a Plus formatında üyelikte tekrar gündeme gelmiş durumda. Genel olarak bakacak olursak Güney Kore'deki değişen ulusal güvenlik stratejisinin ilerleyen dönemlerde yarımadada ve bölgede nasıl etkileri olacaktır? Tabii Kore politikasına baktığımızda evet, bir taraftan özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında, daha sonra da Kore Cumhuriyeti'nin kurulması sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ile olan yakın güvenlik işbirliği var. Ortak savunma anlaşması bu anlamda. Ülkede Amerikan üssünün konuşlanmasına, Amerikan üssünün kurulmasına, Amerikan askerlerin konuşlanmasına fırsat veriyor. Aynı zamanda Güney Kore ile ABD arasında yakın ikili bir güvenlik anlaşmasına ve hatta ittifakından söz edebiliriz. Bununla birlikte genel olarak bakıldığında, özellikle demokratik dönemde 1990 sonrası döneme baktığımızda şöyle bir genel eğilim var. Muhafazakar Parti'den gelen, ağırlıklı olarak Muhafazakar Parti'den gelen cumhurbaşkanları, ki Kore'deki cumhurbaşkanları icracı cumhurbaşkanı, 5 yıllığına, tek seferliğine seçiliyorlar ve bu muhafazakar kökenli, sağ muhafazakar kökenli cumhurbaşkanları daha çok ABD ile olan güvenlik ittifakını sıklaştırma ve Kuzey Kore'ye karşı daha sert davranma noktasında politikalar geliştiriyorlar. 98'den itibaren iktidara gelen liberal cumhurbaşkanlarına baktığımızda, ki Kore'de, Güney Kore'deki liberal tanımı daha çok sola oturur, yani sol, merkez sol ağırlıklıdır ama liberal olarak adlandırılır. Liberal cumhurbaşkanlarına baktığımızda bunların da önceliğinin Kuzey Kore ile yakınlaşma, barış içinde bir arada yaşama ve nihai hedef olarak da barışçıl bir birleşme hedefinin olduğunu söyleyebiliriz. 98'de seçimde iş başına gelen Kim Dae-sung, Cumhurbaşkanı Kim Dae-sung zamanında bu politikanın temel hatları çizildi. Daha sonra iş başına gelen iki liberal cumhurbaşkanı bu politikaları izlediler. Dolayısıyla
bir önceki Cumhurbaşkanı zamanında bu liberal politikaların ve özellikle Kuzey Kore ile yakınlaşma politikalarının tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Burada Kuzey Kore ile özellikle Kim Dae-jung zamanında işte sınırın demiryolu hatlarının ve karayolu hatlarının yeniden açılması, ortak sanayi tesisi kurulması gibi politikalar vardı. Daha sonraki muhafazakar cumhurbaşkanları döneminde, yani sağ muhafazakar cumhurbaşkanları döneminde bu politikalardan vazgeçilmişti. Bir önceki liberal cumhurbaşkanı döneminde bunlar yeniden canlandırmaya başlandı ama çok başarıya ulaşmadı. Her ne kadar Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri sınırda 3-4 defa görüşmelerine rağmen bu konuda ciddi bir ilerleme olmadı. Şimdi de Cumhurbaşkanı Yun zamanında, yani geçtiğimiz yıl seçilen Yun zamanına baktığımızda biraz daha yine tekrar Kuzey Kore'ye daha mesafeli, sertlik yanlısı bir iktidarın geldiğini görüyoruz. Bununla bağlantılı olarak bu yılbaşında yayınlanan savunma kitabında, savunma stratejisini ortaya koyan savunma kitabında, beyaz kitap olarak adlandırılan bu dokümana baktığımızda burada Kuzey Kore'nin tekrar bir düşman olarak tanımlandığını görüyoruz. Yani bu uzun süredir Kuzey Kore düşman tanımlaması içerisinde çıkartılmıştı. Bu noktada bir stratejik değişim var. Yine aynı şekilde ilk kadın cumhurbaşkanı Park Geun-hye zamanında geliştirilen üçlü ittifak görüşmeleri vardı. Bunlar hakim kalmıştı. Daha sonra liberal cumhurbaşkanı geldiğinde bu politikalardan vazgeçilmişti. Bu üçlü ittifakta da yani ABD'nin hem Japonya ile hem de Güney Kore ile ikili ittifakları var. Bunun üçlü ittifaka dönüşmesi noktasında bir talep var. Bu noktada şimdiki Cumhurbaşkanı Yun'un biraz daha sıcak baktığını ve bu konuda adımlar attığını görüyoruz. Yani üçlü ittifaka tekrar dönüş noktasında. Dolayısıyla Kuzey Kore'nin Japonya ile bu anlamda güvenlik politikaları yakınlaşma, Kuzey Kore ile de araya biraz daha mesafe koyma, hatta Kuzey Kore'yi düşman olarak tanımlama noktasında bir geriye gidiş var. Tabii bunlara son özellikle bir yıl içerisinde ABD-Güney Kore ikili veya ABD ve Güney Kore'nin katıldığı askeri tatbikatları da ekleyebiliriz. Bu özellikle Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki gerilim arttırdı. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Koreler arası ilişkiler yeni bir döneme giriyor. Tabii bu dönem biraz daha gerilimli, tekrar soğuk savaş dönemini hatırlatan bir ölçüde ve işbirliğinin ve diyaloğun, karşılıklı diyaloğun olabildiğince en aza indirildiği bir sürece girdiğimizi söyleyebiliriz. Peki hocam, bu bölgede az önce bahsettik. Genel olarak Güney Kore'nin tavrı, Amerika Birleşik Devletleri ve son hükümetle birlikte Kuzey Kore'ye daha düşman kategorisinde bir beyaz kitapta tabire yer verilmişti. Burada gelişen diğer dinamikler de söz konusu hocam. Özellikle Shinzo Abe suikastinin ardından Japonya'daki Liberal Demokrat Parti de bölgede ağırlığını göstermeye başladı ki burada anayasanın 9. maddesinin değiştirilmesi de söz konusu. Anayasanın 9. maddesini izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Her durumda Japon öz kuvvetlerinin çatışma ve savaş durumundan geride kalması gerektiğini ve çatışmaya girmemesi gerektiğini belirten bir anayasa. Baktığımızda hocam, son zamanlarda Fumio Kishida ve diğer parlamentodaki Liberal Demokrat Parti üyeleri Japonya'nın pasifist anayasadan daha proaktif bir askeri politikaya dönerek bölgede farklı politikalar izlemek istiyorlar ki bunların en başında doktrin olarak Tayvan konusu da öne sürülüyor. Japonya en son şunu söylemişti: eğer Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan sınırlarına girecek olursa biz hiç çekinmeden karşı saldırı gösterip Tayvan'ın yanında yer alırız demişlerdi. Bu gelişen Asya Pasifik konjonktüründe Japonya ve Güney Kore ilişkileri de iyi bir noktaya doğru gidiyor son zamanlarda. Bölgede böyle bir ittifak yeniden canlanır mı? Japonya'nın bu duruşu Güney Kore ile ileride birleşirse Çin Halk Cumhuriyeti ve Kuzey Kore'nin tepkisi ne olur hocam? Tabii Japonya'nın bahsettiğiniz gibi güvenlik stratejisinde önemli bir değişim var. Bu değişim aslında
ikinci Abe döneminde 2013'ten itibaren kendisinin etkisini göstermişti. Burada Japonya'nın yurt dışına askeri kuvvet göndermesini engelleyen, bunu yasaklayan daha doğrusu, Anayasa'nın 9. maddesi bir engel olarak duruyordu bu Japonya'nın güvenlik stratejisinde. Burada Shinzo Abe döneminde bu maddenin değiştirilmesinden ziyade yeniden yorumlanmasına ağırlık verildi. Yani o madde halen o şekilde yazılı olduğu gibi duruyor ama bunun yorumlanmasında yani yine dışarıya asker göndermede bunun savunma amaçlı olduğu noktasında bir yorum ortaya konmuştu. Dolayısıyla Abe döneminde çizilen bu güvenlik stratejisinin zaten Liberal Demokrat Parti, aynı parti iktidarda, daha sonra iktidara gelen başbakanlar, iki başbakan döneminde de devam ettirildiğini görüyoruz. Kişide de bu anlamda, başbakan kişide de bu anlamda da bu politikayı devam ettiriyor. Burada Japonya'nın talebi özellikle ABD ile daha yakın bir güvenlik işbirliği. Bu birinci nokta. İkinci noktada yine Japonya'da Güney Kore ile kurulacak üçlü, ABD'nin dahil olduğu üçlü bir güvenlik mekanizmasının, savunma ittifakının aktive edilmesi noktasında olumlu bir görüş var. Tabii son zamanda ortaya çıkan bir fark da Japon hükümetinin açıkça Tayvan ve Tayvan savunması ile ilgili ifadelerde bulunması. Yani daha önceden Japonya bu tür yorumlarda bulunmaktan kaçınıyordu resmi olarak Japon hükümeti. Son zaman özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan Tayvan krizinden sonra ABD Kongre Başkanı'nın adayı ziyaretiyle birlikte ortaya çıkan krizden sonra Japonya'da burada biraz daha ABD'nin konumunu destekleyen, kendisini biraz daha öne koyan bir söylem geliştirdi. Dolayısıyla burada bir hareketlenme görebiliyoruz. Yani burada özellikle eğer üçlü ittifak kurulacak olursa ABD, Japonya ve Güney Kore arasında ve bunun bölgede gerilimi daha da arttırılacağını söyleyebiliriz. Bir Kuzey Kore kendisini daha güvensiz hissedecektir. Bu noktada hem füze denemelerini hem de balistik füze denemelerini hem de nükleer silah denemelerini tekrarlayabilir. Bu anlamda zaten müzakereler şu an için devam etmiyor. Kuzey Kore ile Güney Kore arasında, Kuzey Kore ile ABD arasında. Yine diğer taraftan da tabii Doğu Asya'da esas denge ABD-Çin ilişkilerinin ne şekilde kurulacağını, kurgulanacağını dayanıyor. Biden döneminde her ne kadar gerilim, ikili ilişkilerdeki gerilim, özellikle bazı ticaret yaptırımlarının kaldırılmasıyla birlikte biraz gevşemişti. Ama en son bu Tayvan krizi, geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan Tayvan krizi ve yine son ABD üzerinde tespit edilen Çin yüksek irtifa balonuyla, keşif balonu, daha Çin de bunun bilimsel araştırma için olduğunu ve istenmeden kontrol dışına çıkarak ABD hava sahasına girdiğini söylüyor. Ama Amerikan tarafı bu iddiaları kabul etmekte isteksiz diyebiliriz. Yani Amerikan tarafı bunun bilinçli olarak gönderildiği noktasında özellikle kongre üyelerinde açıklamaları var. Dolayısıyla Biden döneminde ABD-Çin ilişkileri henüz olumlu bir, istendiği gibi olumlu bir çerçeve oturtulmuş değil. Trump dönemi kadar olumlu olmasa da Trump döneminde oluşan özellikle Çin karşıtı hava ABD başkentinde, ABD genel olarak kamuoyunda devam ediyor. Ama özellikle de etkili kurumlarda, kongrede bu anlamda güçlü bir Çin karşıtı var. Burada ABD-Çin ilişkilerinin oturacağı zemin çok önemli. Eğer burada daha çatışmacı bir zemin oluşturulursa aşamalı olarak buradaki hem Kuzey Kore hem de Tayvan üzerinden gerilimlerin artacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan aslında Güney Kore bölgede gerilimin artmasını istemeyen ülkelerin başında geliyor. Çünkü hem ABD ile güvenlik ilişkileri var, diğer taraftan da Çin'in en büyük ticaret ortağı. Bu anlamda ciddi bir ekonomik entegrasyon söz konusu Çin ekonomisiyle Kore ekonomisi arasında. Dolayısıyla Kore açısından çok ABD-Çin gerilimin artması veya Çin üzerinden gerilimin artması Kore açısından çok istenilen bir durum değil. Yine Kore'de tabii mevcut iktidar değişimi durumunda da, yani liberal bir cumhurbaşkanı tekrar iş başına gelmesi durumunda da Kuzey Kore ile ilişkilerin tamamen kopmaması kopmaması için girişimler yapılabileceğini söyleyebiliriz.
Tabii liberal iktidarlar döneminde Kore'de aynı zamanda Japon karşıtlığı, yani Kuzey Kore bir yakınlaşma ama Japon karşıtı, özellikle Japon işgali dönemindeki Japonya'nın yaptığı işte bir takım ihlaller, suçlar dolayısıyla Japon karşıtlığı yükseliyor. Dolayısıyla böyle bir gelgit var. Ama şu anki gelişmeler bölgedeki gerilimin daha da tırmanacağı şeklinde. Peki hocam, bu gerilimler tırmanırken şöyle de bir konjonktür ortaya çıkıyor. Bir yandan da Ukrayna savaşı söz konusu. Bölgedeki bazı ülkeler, özellikle Japonya'da son zamanlarda kamuoyunun çok tartıştığı bir durum bu. Savunma bütçesini artırmada, silah alımını artırmada ve bu tür askeri politikalar uygulamalarda kamuoyunun şöyle bir görüşü var. Yakında biz de bir Ukrayna durumuna düşebiliriz. O yüzden kendimizi daha da geliştirmeliyiz. Silahlarımızı artırmalıyız. Keza bu Tayvan'da da çok bir söylem var. Kısaca bir konuşalım bu konuda hocam. Çin Halk Cumhuriyeti de son zamanlarda savunma bütçesini artıran ülkeler arasında oldu. Son yıllarda beklenen büyük bir artış gerçekleşti. İkili toplantı ardından şunu gördük. Yüksek teknoloji ve askeri bütçeye yüksek bir pay ayrıldı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin genel olarak son politikalarına bakacak olursak, özellikle Xi'nin de üçüncü dönemi bu dönem. İlk defa üçüncü dönem görüyoruz. Bölge bu tür ittifaklaşma ve Asya Pasifik'te gelişen bu askeri hızlanmaya karşı sizce Çin Halk Cumhuriyeti de agresif bir tavır izleyecek mi, yoksa mevcut denge politikasını sürdürmeye devam edebilir mi? Aslında tüm bu yaşanan gelişmelere rağmen Çin Halk politikasının güvenlik politikalarında ve söyleminde son özellikle 6 aydır bir yumuşama söz konusu. 3. Xi döneminin başlamasıyla birlikte beklentilerin aksine söylem yumuşadı. Özellikle bu işte savaşçı kurt diplomasisi denilen bir söylem vardı. Bu Cumhurbaşkanı Xi'nin 2. döneminde ağırlıklı olarak dünya kamuoyunda tartışılmıştı. Dolayısıyla Çin'in resmi açıklamalarına baktığımızda veya Çin Halk Cumhuriyeti'nin başka ülkelerdeki, belli başlı ülkelerdeki büyükelçilerin açıklamalarına baktığımızda burada daha güvenlik politikaları konusunda veya işte başka ülkeleri suçlama konusunda daha açık ve sert açıklamalar görüyorduk. Özellikle Tayvan krizi sonrasında, Ağustos ayında yaşanan Tayvan krizi sonrasında bunun artacağı yönünde beklentiler vardı ama beklentilerin aksine 3. Kongre, Komünist Parti Kongresi sonrasında Kasım ayından itibaren Çin'in Ekim ayındaki kongre ve arkasından yapılan zirveler var. Bunlar işte G20 zirvesi, ASEAN, APEC ve G20 zirvesi, her ikisi de Kasım ayı içerisinde 2022 yılında yapıldı. Burada hem Çin Başbakanı Li Keqiang'ın hem de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yaptıkları açıklamalar var. G20 ve APEC seviyelerinde Xi Jinping konuşmalarına baktığımızda Çin'in geleneksel ekonomik işbirliği söylemlerine geri döndüğünü söyleyebiliriz. Yani burada gerilimi arttırmama, daha çok ekonomik işbirliğini ve çok taraflı destekleme yönünde Çin'in geleneksel söylemlerine geri döndüğünü söyleyebiliriz. Bu anlamda aslında biraz rahatlama var Doğu Asya'da ama diğer taraftan da orta ve uzun vadeli politikalar konusunda belirsizlikler devam ediyor. Tabii Çin'in özellikle savunma sanayi noktasında dışarıya teknoloji bağımlılığını arttıracak ve üst düzey teknolojiyi geliştirecek. Yani bu anlamda ABD ordusuyla Çin ordusu arasındaki açığı kapatacak hamleler, uzun vadeli, orta ve uzun vadeli hamleler yaptığını da görüyoruz. Bu özellikle Ukrayna Savaşı sonrasında gerilimin arttığı, ülkelerin, yani büyük ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkenin silahlanmaya gittiği bir ortamda genel bir eğilim. Yani dolayısıyla bu boyutuyla baktığımızda 90'larda, 80'lerin sonu 90'larda başlayan o hızlı küresel ekonomik ilişkili işbirliğine dayalı hızlı küreselleşme dalgasının bu anlamda sonuna geldiğini söyleyebiliriz. Hem pandemi hem de Rusya-Ukrayna savaşı bu tür ekonomik işbirliğine dayalı barışçıl söylemleri ve ekonomik entegrasyon üzerinden uluslararası yakınlaşmayı
biraz daha ikinci plana itti. Dolayısıyla tüm devletler artık savunma politikalarında daha hem savunma harcamalarını arttırıyorlar hem de orta ve uzun vadede askeri kapasitesini artıracak hamleler yapıyorlar. Bu da tabii gerilimi arttırıcı hem Asya'da hem de diğer bölgelerde gerilimi arttırıcı bir etki ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bu anlamda endişelerin arttığını söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zamanınızı ayırdınız bizim için. Rica ederim. Sağ olun. Çok güzel oldu. Bugün Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu bizlerle birlikteydi. Diğer yayınımızda da farklı konularda diğer uzmanlarla birlikte Asya Pasifik konularını konuşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler.